Herkese merhabalar. Bugün ikincisini düzenlediğimiz sanat gecesindeyiz. Geçen salıdan itibaren düzenlemeye başladık. Bugün Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'ndan öğretim görevlisi Muhtar Demet Doğruöz hocamız bizimle olacak. Zaten aramızdan hocamızı tanıyan birçok kişi vardır sanırım. Ben de böylelikle tanıtmış olayım. Buyurun hocam. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Böyle özel bir toplulukla birlikte olduğum için çok mutlu olduğumu önce söylemek isterim. Neden özel? Öğrenmeyi bırakmamış, öğrenmeye devam etmek isteyen insanları her zaman farklı ve özel olduğunu düşünmüşümdür. Dolayısıyla Tazelenme Üniversitesi'nde herhangi bir faydacılık yok sonunda öğrenilecek şeylerden. Fakat kişisel bir donanım edinmek üzere burada yer alan herkese sonsuz saygı duyuyorum. Dolayısıyla bu akşam ve bu akşamki kaydı izleyecek olan çok özel kitleye seslenecek olmaktan dolayı çok mutluyum öncelikle. Daha sonra yayına girdiğim ilk anlarda çok tanıdık simalar gördüm. O da beni ruhsal olarak biraz daha rahatlattı. Çünkü konservatuvardan, belediye konservatuvarından tanıdıklarım var. Konservatuvarda kanun öğrencim Perihan Hanım'ı görmüştüm az önce ismini. Şu anda tam seçemiyorum buradan. Çok güzel duygular içerisindeyim öncelikle. Duygulardan bahsetmişken Muammer Tuna hocamızla aslında biz sosyoloji günlerinin açılışında Erhan hocayla her sene neredeyse 15 sene oldu. Bir dinleti planlarız ve böyle seyirciyle karşılıklı bir dinleti yaparız ve buna benzer pek çok dinleti yaptım aslında bugüne kadar. Yaklaşık 20 yıldır diyebilirim. Bu dinletilerde esasında interaktif bir duygu alışverişi oluyor. Sanki bir süre sonra yani seyirci karşımdayken frekanslar bir noktada birleşiyor ve başka bir boyutta icra etmeye başlıyorsunuz. Bununla ilgili aslında duygularla ilgili düşündüm. Şimdi sizleri karşımda görmekten dolayı çok mutluyum bu yüzden. Yine aynı hislere erişebileceğimi düşünüyorum veya eriştirebileceğimi düşünüyorum. Duygularla ilgili dün Muammer Hoca arayıp bana işte beni davet ettiğinde bu programa bununla ilgili biraz düşündüm ve aslında makamlarla duygu ilişkisi kurabilir miyim? Bu ilişki üzerinden bazı makamlarda dinleti yapsam, bir şeyle birleştirsem makam duygusunu diye düşündüm. Ve öncelikle kişisel olarak bende bazı makamlar nasıl duygular uyandırıyor onu söylemek isterim. Ben size üç makam örneğinde aslında seslenmek istedim bu akşam. Segah, Rast ve Nihavend. Üç örnek makam. Makamları bilmiyor olabilirsiniz veya biliyor olabilirsiniz. Bu kesinlikle bilginin dışında bir şeyden bahsediyorum. Duygudan bahsediyorum. Örneğin Segah makamının insanda biraz daha ruhani duyguları canlandırdığını, Rast makamının biraz daha güçlü hissettirdiğini, dolayısıyla çok marş bestelenmiştir. Hep Rast makamındadır marşlar. Daha enerjik hissettirir. Nihavend makamının da bir hoşnutluk duygusu uyandırdığını düşünmüşümdür hep. Daha sonraki araştırmalarımda da baktım. Farabi, İbn Sina gibi filozoflar da aslında makamların duygularıyla çok ilgilenmişler ve benim hissettiğime benzer hisleri kullanarak şifa yöntemi olarak da kullanmışlar makamları zaman zaman. Dolayısıyla ben şimdi öncelikle Segah iki eserle, daha sonra Rast iki eserle, daha sonra da Nihavend iki eserle size bir program hazırladım ama tabii ki bu değişebilir. İstek yapabilirsiniz. Ben bilebildiğim ölçüde sizlere karşılık verebilirim buradan. Veya buradan solistlik yapmak isteyen olabilir. Eş zamanlılık çok zor oluyor online'da ama ben ses veririm. Oradan bir şan gelebilir. Ben bir başlatayım dinletiyi, lafımı çok uzatmadan. Öncelikle Segah demiştim. İki şarkı hazırladım size Segah makamında. Şimdi aslına bakarsanız biraz da şöyle bir araştırma yaptım. Ulusal Tez Merkezi'nde bununla ilgili yazılmış bir teze de denk geldim. Makamları
Dinlerken söz katmanı da var Ezgi'nin üzerinde. Aslında sözler de insanları birazcık yönlendiriyor. Ayrıca tempo da yönlendiriyor. Yani yüksek tempolu bir şarkıda aslında makam fark etmeksizin bir coşkunluk duygusuna da kapılabiliyoruz. Fakat sizlerden ricam, gözlerinizi kapatabilirsiniz veya kalbinizle dinleyebilirsiniz. Segah makamındaki o ruhani duyguyu acaba hissedebiliyor muyuz? Farklı bir şey de hissedebiliriz. Bunu sonra konuşabiliriz. İnteraktif bir diyalog kurabiliriz. Şimdi Segah, çok sevdiğim bir şarkıyı sizinle paylaşmak istedim öncelikle. Üç dörtlük semai usulünde Segah makamında Nevesel Kökteş'in bir şarkısı bu. Segah şarkısı. Nevesel Kökteş 20. yüzyıl bestesi. Benim çok sevdiğim, eserlerini icra etmekten çok hoşlandığım bir besteci. Bu arada ben daha çok kanun icrasıyla yer alıyorum. Sahnelerde beni tanıyanlarınız bilir. Muammer Hoca da bana ilk telefon açtığında dedi ki ya hocam bir de keşke solist olsa. Dedim ki ben söylemeye çalışayım. Şimdi de affınıza sığınıyorum bu yüzden. İlk olacak belki bir platformda hem şarkı söyleyip hem de kanun icra etmiş olacak. Kusurlarım olursa affola. Şimdi Segah makamında Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına. Nevesel Kökteş'in şarkısı.
Alkış da oldu vallahi. Alkış da olmayacak diyordum. O da oldu. Hissettiklerinizle ilgili hislerinizi dile getirmek isteyen var mı beğenmişlerini? Hocam, Muammer Hocam, bu arada sonradan geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi görmek ne güzel. Eşiniz de öyle. Merhaba. Evet, merhaba. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hakikaten çok kanun müthiş. Belki ses tam net şey olmadı. Az geldi ses. Yani tabii daha sonra belki bunu yani ekstra bir mikrofon belki ses için şey yapabiliriz. Yani Kaan'ın sesi çok güzel geliyor. Ama hani ses daha az geldi. Ama çok güzel. Yani duyguyu hakikaten aldık. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Tabii diğer arkadaşlarımız da öyle. Çok güzel bir programı başlamış olduk. Bunun arkası da gelecek tabii ki Demet Hanım. Biraz daha belki zenginleştireceğiz ileride. Değil mi? Şeyi, çalgıları belki, sözleri de. Pandemiden dolayı tek başıma icra ediyorum. Sizinle de konuşmuştuk hocam. Daha sonra belki Erhan'ın evet. Eşliği olur, keman eşliği olur. Belki bir bütün çalgı eşliği olur. Daha da zenginleştiririz dediğiniz gibi. Evet, evet. Sesim geliyor mu şu anda hocam size? Ya ses çok az geliyor Demet Hanım. Öyle. Evet. Cihazın kendi mikrofonunu kullandığınız için sizin cihaz mikrofonuyla aranızdaki mesafe 60-70 santim var. O nedenle biraz uzaktan geliyor gibi ses. Bir deneme yapalım olmazsa. Bir mikrofonlu kulaklık ben oğlumdan rica edeyim. Tamam. Ben biraz bağırarak konuşayım şey gelene kadar. Şarkılarımı da gerekirse biraz daha yüksek sesle seslendirmeye çalışayım. Tegaf makamındaki ruhani bir boyuttan söz ettik hocam aslında en başta. Böyle bir boyutu var. Makamlar ve duygular arasındaki ilişkiden bahsettik. Bu anlamda tegaf makamında çok yoğun bir ruhani, manevi bir boyut aslında. Bu yüzden evet. De aslında ilahiler falan hep tegah makamında daha çok yapılıyor. Çünkü biliyorlar o makamın o aralıkları, o sesleri insanları başlıyor. Demet hocam ses gelmiyor. Demet hocam sesiniz gelmiyor. Öyle mi? Hemen takalım. Ses ses. Şimdi nasıl sesim? Gayet iyi. Mükemmel. Şimdi de ben karşı tarafı duyamıyorum. Şuradan mı acaba? Hocam laptopun iki jack girişi var. Hocam bir... İki jack girişi var. Tamam şimdi sizi duymaya başladım. Ha, tamam. Tamam ha, sizi tamam. Duyuyorum şu anda. Sizler beni net duymaya başladınız mı? Çok güzel. Çok net. Tamam düzeldi. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Şunu da şöyle. Bu arada oğlum da sizi tanıştırayım mı? Şu anda bir saat değil diyor. Tabii. Yani onun teknik desteğine ihtiyacımız olacak. Evet. Teşekkür ederim Efe'ye. Efe 20 yaşında bu arada. Benim oğlum. O da psikoloji bölümünde okuyor. İstersen bir gel. Bir kendini göster. Tanışmış olursun. Merhaba. Merhaba. Efe. Memnun oldum. Tamam. Teşekkür ederim anneciğim. Sağ ol. Tamam, peki. Ses problemini de çözdüğümüze göre. O zaman aslında ikişer şarkı hazırladım ben. Fakat bir şarkıyla geçeyim her makamı. Sonra istek alayım olmazsa. İsteklerde seyreklik olursa tekrar dönerim. Şimdi segah makamında böyle bir boyuttan bahsettik. Rast makamında da dedik daha çok marşlar güçlü hissettirir, enerjik hissettirir. Marşların çoğu da rast makamında diye söyledik.
Ben Rast makamında aslında iki tane şarkı hazırladım ama hangisini söylesem size? Yine bir Gülnihal olur mu? Dede Efendi'nin bir bestesi. Şöyle. Bu arada Rast dizisinde o kadar güçlü ve neşeli hissettiren bir duygu var ki herkesin bildiği doğum günü şarkısı da Rast makamındadır. Ra ra ri ra 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 ra. Aslında makamları size öğretmeye çalışmıyorum. Sadece duygusu, yani Rast duygusunda biraz daha güçlü, enerjik bir yapı vardır. Bakalım şimdi Dede Efendi nasıl bir duygu vermiş şarkısına Rast makamında. Zannediyorum sesim geldi bu sefer. Çok teşekkür ederim. Evet hocam, gayet iyi geliyor sesiniz. Tamam. Evet, şimdi çok güzeldi. Hem ses hem de kanun. Tabii iki tane mikrofondan alıyor şimdi sesi. Çok güzeldi hakikaten. Müthiş. Ya, teşekkürler. Peki Rast makamındaki o güçlülük ve neşe duygusunu hissedebildiniz mi? Duygu olarak makamdan alabildiniz mi?
Evet. Belki bu benim kişisel bir duygumdur. O yüzden soruyorum yani. Ha, yok. Bunda tabii öyle daha farklı. Evet. Tamam. Peki. Şimdi üçüncü örneklemim, yani üçüncü örneklemim Nihavent makamı. Nihavent makamında da iki şarkı hazırlamıştım. Yine üç dörtlük olan şarkıyı önce sizlere icra edeyim. Sonra da belki istek yaparız. Nihavent makamındaki şarkı yine üç dörtlük semai usulünde. Erol Saya'nın bestesini yaptığı, İlkan San'ın sözlerini yazdığı bir üç dörtlük Nihavent şarkı. Nihavent duyguyu size kendimce, Kent dizisini duyunca içimde bir sakinlikle beraber bir huzur başlar. Bu makam bende daima bu duyguları çağrıştırıyor. Yine Farabi'nin ve İbn Sina'nın bugüne bıraktığı eserlere baktığımızda da yine bu duygulardan faydalandıklarını görüyorum makamlar konusunda. Şimdi benim hislerim sizi aslında baştan yönlendirmiş olsa da yine de kendi kalbinizle belki dinlersiniz Nihavent makamını. Thank you.
dedimse inanmadın, ne yaptımsa anlamadın. Gözlerimde aşk koymadı sizden biri, sizden biri. Ne dedimse inanmadın, ne yaptımsa anlamadın. Gözlerimde aşk koymadı sizden biri, sizden biri. Hep aranan, hep özlenen, gelir diye yol gözlenen, öldürse de çok sevilen, sizden biri, sizden biri. Hep aranan, hep özlenen, gelir diye yol gözlenen, öldürse de çok sevilen, sizden biri, sizden biri. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Demet Hocam. Çok teşekkür ederim. Hep duygulardan bahsediyoruz ya, çok net bir şekilde hep, yani sanki aynı ortamdaymışız gibi öyle bir şeye yükseldim, yani öyle bir boyuttayım şu anda. Sizleri hissedebiliyorum. Evet. Demek ki mekanın bir önemi yokmuş. Değil mi? Yani sanki bir şeydeyiz. Evin salonunda hep berabermişiz gibi, değil mi? Evet, gerçekten. Hem o rahatlığa ulaştım hem de o duyguya evet. Ulaştım. Çok güzel. Şu anda ben de çok mutluyum. İşte tam da bunu sağlamaya çalışıyoruz zaten. Güzel, güzel. Çok güzel. Yani gittikçe daha ses falan da daha şey oldu. Daha net çıkıyor. Netleşti. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Demet Hocam. Yani, buyurun. O kadar güzel bir noktaya geldi ki... şarkı niye bitti diye şey oldum böyle. Yani o kadar yükselttiniz ki benim duygularımı. Şarkı bitince bozuldum yani. Niye bitti ki? Çok çok teşekkürler. Çok güzel. Nefisti. Çok teşekkür ederim. Siz de zaten yakından ilgilisiniz. Senelerce aynı koroda bulunduk. Erhan Hoca'nın korosunda. Siz de yer aldınız. Bir şarkı söylemek ister misiniz? Siz yok, de bu şimdi. Akşam bu büyük... Çok isteriz Suzan Hocam. Çok isteriz. Yani bu akşam Demet Hocam bu büyüsünü bozmak istemem doğrusu. Başka bir zaman inşallah. Estağfurullah. Nasılsa tekrardan beraber olacağız. Yani Muammer Hoca, Erhan Hocam'la da görüştü. Sizinle de görüştü. Belki daha sonraki bir zamanda birlikte söyleme imkanı olur. Ben bu akşam sizin bu şeyi büyünü dışına çıkmak istemiyorum. Ha, çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Ben ilk defa bu arada şarkı söyleyerek bir platformda yer alıyorum. Muammer Hoca da biliyor. Biz yıllarca zaten Sosyolojik Günleri açılışlarında da birlikte evet. Programlarda bulunduk. Çeşitli konserlerde. Genelde kanun icrasıyla yer alıyorum. Pandemide böyle bir durum varken... artık kırmayayım dedim. Hem söyleyeyim çünkü risk benim için. Şeyden dolayı, bir şeyden değil, bir risk barındırıyor. Sözleri unutabilirim. Hem çalıp hem söylerken iki performans da düşebilir falan ama hiçbir önemi yok. Zaten dediğiniz gibi aile ortamı, evin salonunda evet, evet. Aile müzik yapıyoruz. Hiç o riskler tabii olmayacak. Ve tam tersine bence çok iyi gidiyor. Keşke, yani bunu tabii biz kaydediyoruz biliyorsunuz şu anda. Daha evet. Sonra bunu YouTube üzerinden yayınlayacağız. Yani şu anda 44 kişi var izleyen. Evet. Ama daha sonra YouTube üzerinden ne güzel. En az 50 kişi, belki 100 kişi daha izleyecek. Hocam ortalama toplamda harika. Tüm videolarımızı. Kaç kişi izliyor Ahmet? Hocam YouTube'dan da 100-150 arası izliyor. Buradan da 50 evet. Kişi arası izleniyor. 200'e buluyor. Bir de Facebook'ta da 1400 kişiyle paylaşıyoruz. Evet. Yani bu
Demet Hanım, bu program çok da inşallah değilmişiz. Hayırlara vesile olur diyelim. Demet Hocam, yakında i̇nşallah, albüm teklifi gelir size. Niye olmasın diyeceğim ama artık yolumuz belli. Bu arada de bu söyleyeyim arada, hani buyurun. Sesinizi hiç küçümsemeyin. Yani karnınıza belki yetişemez ama sesiniz harika bence. Müthiş. Teşekkür ederim. Evet. Harika. Demet Hocam, İnce Sazan, Nesrin Sert. Sizinle tekrar bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Sesiniz muhteşem. Huzur verici. Ah. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mutlu oluyorum bu geri bildirimlerle. Harika benim için de. Gerçekten şu anda ben de çok iyi hissediyorum. Uzun zamandır konserler yapamadık, karşılıklı bir müzik yapamadık. İnsan tek başına da çalışıyor ama bu başka bir şey. Az önce ilk konuşmamda bahsettiğim şey, birlikte bir yükseliş oluyor sanki. Başka bir boyutta bir araya geliniyor gibi. Onu şu an gerçekten çok net bir şekilde yaşadım, hissettim, yaşıyorum. Dilim döndüğünce ben sizden istekleri de alayım o zaman. Tam şeyi söylüyordum bu arada. Bu cuma günü benim büyük bir dönemeç hayatımda savunma sınavına gireceğim. Savunma sınavından önce aslında bu da benim için bir böyle şey oldu, ne denir ona, prova gibi oldu. Çünkü yine savunma sınavı da böyle online bir şekilde olacak. Doktorayı inşallah bitiriyorum cuma günü. O yüzden bir de böyle bir prova gibi oldu benim için. Yani birkaç değil aslında, bayağı bir kişinin gözetimi altında aslında yer alıyor olmak. Doktora Demet Hanım, bu müzik üzerine böyle bir gene bir performans mı olacak yoksa yazılı bir şey mi olacak? Hocam şöyle bir tez yazdım ben. Türk müziğinde, Türk müziği çatısı altında repertuarda aslında sadece şarkılar yer almıyor. Aynı zamanda çalgısal eserler de var. Bu çalgısal türlerin alt türü olarak sirto türü var. Duymuşsunuzdur, longalar, sirtolar diye sıkça çalınır. Sirto türü alanda daha önce incelenmemiş, boylu boyuna uzun uzadı incelenmemiş bir türdü. Danışmanımın önerisiyle sirtoları inceledik. Onların sunumunu yapacağım. Aslında teorik bir sunum. Yani performans yok. Yani çalgı performansı yok. Ama benim dediğim prova biraz daha heyecan provasıydı. Evet, yani böyle evet. Ekran karşısındaki heyecan provasıydı. Evet. Böyle zaten müzik çatısı altında konuşulacak çok şey var. Olmazsa interaktif söyleşiler falan da yapabiliriz. Yani kocaman bir şemsiye gibi düşünelim. Bunun içinde alt türler, türler var. Sosyolojik toplum bilimle alakası, sosyolojiyle alakası kurulabilir. Psikolojiyle kuruyoruz gecenin başından beri. Yani çok konuşulacak konu var. O zaman şöyle yapalım, bir ders diye, ders olarak böyle bir sanat ve müzik üzerine söyleşi şeklinde yapalım. Olur mu? Yani olur. Hem soru cevap şeklinde de olabilir. Sorular hazırlanabilir belki. Böyle bir şey o zaman planlayalım. Yani bir, tabii müzik performansı, bunlar güzel. Ayrıca bir şey olarak. Toplum sanat, müzik ilişkisi. Toplum sanat ve müzik ilişkisi üzerine onu da planlayalım daha artık yılbaşından sonra. Tamam, çok iyi olur. Orada belki kitap tavsiyelerim olabilir. Şimdi de bir iki kitap ayırdım aslında, belki laf oraya gelir diye, ama o zaman onu başka bir görüşmeye bırakalım. Şimdi müziğe devam edelim. Evet, valla müzik tabii bugün müzik. Tamam. Evet. Şimdi ben üç makam örneğinde segah, biraz daha manevi, rast biraz daha güçlü hissettiren ve nihavet daha böyle sakin ve huzurlu duyguları çağrıştıran makamlar olarak ifade ettim aslında size. Benim kişisel tercihimse nihavet makamını ben çok severim. Beni yakından tanıyanlar bilir. Nihavet veya işte şarkılarını söylemeyi de çok severim. O yüzden Nihavet'ten devam edeyim. Bu arada istek olursa makam fark etmeksizin, eğer biliyorsam seslendirmeye de çalışırım. Bir tane Nihavet eser daha söyleyeyim size. Sonra istek kalayım. Olur mu hocam? Öyle yapalım. Olur. Tabii. Bilinen bir eser yine hazırladım ben. Çok geniş bir repertuar biliyorsunuz. Klasik dönemden işte bu döneme kadar. Fakat Ali Rıza Bey'in, Kaptanizade Ali Rıza Bey'in
bir şarkısı çok dillere pelesenk oldu. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında şarkısını. Herkes de biliyor, eşlik eder diye seslendireceğim şimdi. Gözlerim kapansa da yıldızların altında yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da gözlerim kapansa da yıldızların altında. Bir salıncak, bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak, bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Ettim ah değildir, bahtım siyah değildir, bu se günah değildir yıldızların altında. Ettim ah değildir, bahtım siyah değildir, bu se günah değildir yıldızların altında. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Var mı istekler? Huysuz ve tatlı kadın Nihavent. Aa, hemen. Hemen neden? Teşekkürler. Olmasın.
gibi huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Ağzınıza sağlık. Süperdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sesim net geliyor mu bilmiyorum ama buradan takıldığını söylüyorlar. Evden sesin ara sıra takılıyor, donuyor diyorlar. Sizlerde böyle bir sorun var mı? Hocam arada bir kare hızından dolayı bir kesilme oluyor ama böyle problem oluşturacak Hı-hı. kadar değil. Gayet iyi. Tamam. Evet, tamam. Evet hocam. Kesiliyor tamam. biraz. Segah makamı olabilir mi hocam? Segah. Evet, gözlerinden içti gönlüm. Biliyor musunuz? onu söz vereyim size, hazırlayayım. O şu anda teşekkür ederim. De yok. Ben bu akşam o makam hazırladınız diye önerdim sadece. Segah hazırladınız diye. Aynen ama istek yapmaya devam edebilir. İki şarkı hazırlamıştım Segah aslında. Evet. Bir diğeri de şeydi, Karacaoğlan'ın sözlerini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi var. Elif bestesi. Bilir misiniz? İncecikten bir kar yağar. Onu biliyorum tamam. Bilirsiniz. Tamam hocam. Sizin isteğinizi not alacağım. Bir dahaki sefere mutlaka hazırlayacağım. Ama şimdi gerçekten de hem çalıp hem söyleyecek kadar kendime güvenmiyorum o şarkıda. Ama isteklere devam edebilirsiniz. Yani şey sorun değil. Ben size isterseniz onun yerine bu segah parçayı çalayım. Aşktan el aman.
aşktan el ama. Teşekkür ederim. Başka istek yapmak isteyen var mı? Umarım biliyorumdur bu arada. Çok güvenli soruyorum ama bazen böyle sert şarkılar kayalara tosluyoruz. Söyler. Hocam şarkılar söyler o sahillerde. De, ah çok güzel şarkı. Evet. Onu da alalım listeye bir dahaki tamam. Programa. Gözlerinin içine hayat girmesin. Başka hayal girmesin. Tamam. Evet. Tamam. Söyleyin şimdi. Yavrum, gözlerinden öpüyorum. Allah'ın birliğine emanet olun. Her türlü güzelliği vermiş Cenab-ı Hak size. Ne mutlu. Ne mutlu evlatlara böyle bir hocaya sahip oldukları için. Ne mutlu. Hadi, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Gözlerim yaşardı gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok duygulandım. Gece sessiz ve karanlık. Yine her şey uyumuş. Yine her şey. Segah makamındayken önce onu çalalım o zaman. Evet. Daha sonra da beklenen şarkıyı çalalım. Diğer şarkıda yine ben bu kaydı tekrar dinlediğimde onları not alacağım. Unutmamak için. Onları da bir dahaki inşallah olursa programımıza diyelim. Şimdi ben karşıma bu şarkıyı açayım ki trafikte bir sorun olmasın. Önce gece sessiz ve karanlık. Şu anda Aside Hanım da dinliyor. Aa, bu arada ben Aside Hoca'nın da kızıyım. Onu bilmeyenler belki vardır. bana bağlanamam ben yapamam kendisi. Falan demişti ama herhalde bir şekilde halletti. Halletti herhalde. Bu arada annem bu şarkıyı çok güzel söyler. Ona armağan edeyim ben bu şarkıyı anneme. Çok güzel. Masa üstünde şu anda şarkıyı açtım bir yandan. Evet, şarkıyı biliyorum ama bir hata yapmayayım diye, sirçülisan etmeyeyim diye şöyle bir karşımda. Aslında bu Segah makamının bu manevi tarafını çok vurgulayan bir şarkı olduğunu da düşünmüşümdür bunun hep. Gerçekten de böyle bir bu aralıklar, bu frekanslar, bu sesle, bu sözlerle birleştiğinde çok güzel bir duygu ortaya çıkmış bu şarkıda. Gültekin Çekin'in müziği, sözleri Hayri Mumcu'ya ait. Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş. Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş. Gece sessiz
bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş. Bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş. O yeşil bahçelerin gül problemlerim. Şimdi Zoom'a dönemiyorum. Biz şu an sizi görebiliyoruz hocam. Siz beni görüyorsunuz. Ben döneceğim. Hemen geliyorum. Sağ alttaki görev çubuğundan daha kolay dönebilirsiniz hocam. Evet, öyle yapmaya çalışıyorum ama bir türlü oraya tıklanmıyor. Masa üstüme ısrarla geri geliyor. Efe'cim bir yardım edebilir misin? Ya da ben bu arada alt tab yaparak da geçebilirsiniz diyecektim. O değil, diğeri. Yok, o değil, diğeri. Şu. Evet, bas yan taraf, sağ taraf. Oraya. Gelmişken bir şarkı da Efe'den rica edelim. Evet, büyüteceğiz. Tamam, teşekkür ederim. Ben bu arada istek hep alırım ama öyle bir toplulukla karşı karşıyayım ki neler geliyor neler yani. O yüzden de birazcık bu istek, bu cesareti gösterirken aslında gece sessiz ve karanlık istediniz. Daha önceki istediğiniz şarkılar da öyle, gayet zor şarkılar. Ama olsa elimden gelince ben yapmaya çalışacağım. Beklenen şarkıyı şimdi icra edeyim size. Tekrar kapattım. Yine trafik, eserin trafiğinde bir sıkışıklık olmasın veya hata olmasın diye yine karşıma açacağım şarkıyı. Biraz sizi bekletiyorum bu arada ama affınıza sığınıyorum. Bu arada biliyor musunuz bilmiyorum. Neyzen.com'dan bahsedeyim size. Şu anda Neyzen.com'da arıyorum bunu. Bir aslında kişisel bir arşiv. Fakat inanılmaz. Bütün neredeyse eserler mevcut burada. Onu da hem bilgilendirmiş olayım sizlere. Evet. Eseri de açtık. Tabii burada benim birazcık hareket etmem gerekecek. Ara sıra mouse'a tıklamam gerekecek. Hallederiz herhalde. Peki. Tekrar Nihavend makamına geri dönüyoruz. Bu şarkı yine Nihavend makamında ve yine Semai usulünde. Zeki Müren'in bestesi. Bilinen de bir şarkı. Bilinmesine rağmen üç ayrı kısımdan oluşuyor. Sabahlı bir kısmı var hatırladığım kadarıyla. O yüzden ben karışıklık olmasın diye karşıma açtım.
Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Belli olsun değil mi? Fena değildi. Ya yoktu buna çıkar. Evet. Şey değil mi? İnternette mi oluyor? Tamam. Böyle aksatacak kadar. Tamam. Bunca yıl bu kadar sık gördüm. Peki. Başka? Umarım. Hocam sesiniz biraz azaldı sanki. Demet Hocam merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Yanık Ömer türküsünü biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Söyleyebilir misiniz eğer uygun görürseniz? Memnuniyetle. Teşekkür ederim. Bu arada sesiniz gitti, tekrar bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Tamam, şu anda nasıl? Hala yok hocam. Ahmet, mikrofonlar açılınca Demet Hoca'nın sesi gitti. Ha, hocam onunla ilgili değil de sanırım Demet Hoca'nın kendi sesinde. Ama şu anda bak tekrar kulaklığını çıkardı.
Evet. Şu anda gelmiyor hocam sesiniz. Yok, evet. Gelmiyor. Şimdi geliyor mu? Evet, şu an geliyor. Evet, geldi. Şimdi geldi. Tamam. Ama dokunmayalım. Neden böyle oluyor? Hassasiyet mi gösteriyor? Tamam. Peki, tamam. Tamam. Yanık Ömer biliyorsunuz Saadettin Kaynağ'ın bir eseri Hüseyin'i makamında. Ben çok severim Saadettin Kaynağ'ın eserlerini zaten başlı başına bir, onun kendi başına bir ekol olduğunu düşünüyorum besteleriyle beraber. Yanık Ömer şarkısı Kurtuluş Savaşı için bestelenmiş ve Atatürk'ün de sık sık Safiye Aile'ye huzurunda söylettiği bir şarkı. Çok sevdiği de bir şarkı. Bu isteği yaptığı için Mehmet Bey'e teşekkür ederim. Ben de o seslendirmeyi aslında düşünmüştüm bu akşam için acaba. Ama sonra üç makam dedim, ne kadar süreceğini bilmiyorum falan. Şimdi sizler için seslendireyim. Bu arada Hüseyin'i makamı şimdi ilk defa çalacağız. Rast çaldık, Nihavent ve Segah çaldık. Hüseyin'i makamının duygusunda da bir tabiat vardır, doğa vardır. Sanki beni köylere götürür, Anadolu'ya götürür Hüseyin'i makamı. Bu benim duygumdur ama bence genel olarak sorduğum zaman öğrencilere de derslerimde işte siz ne hissediyorsunuz diye aynı duyguları onları da yaşadıklarını biliyorum. Şimdi küçük bir Hüseyin'i Taksim'den sonra Yanık Ömer şarkısını sizler için seslendirmeye çalışayım. Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor. Kurtuluşsa başında 28 yaşında mangasının başında taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, siperleri aşıyor. Savaş biter, yanık Ömer köye döner, köylü bütün bayram eder. Yanık Ömer kutlulanır, nişanlısı mutlu.
bağlar kemer köylülere, gider haber düne düne. Beline kına yakar beline, bağlar kemer ölüm kemer, öyle ağlana çıkar. Yanık ömerin köyüne düğün alayı yollanır. Teşekkür ederim. Demet Hocam ben... Ağzınıza sağlık hocam. Muhteşemdi. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bu şarkıyı seslendirme fırsatı olduğu için de yine mutlu oldum. Bu şarkının arkasından ben bir şarkı daha söylemek istiyorum aslında. Benzer bir makamda. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Esmerim vay vay. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Esmerim vay vay. Ah ediyor bir gül için şu bülbül bana benziyor. Vay benim garip gönlüm. Ah ediyor bir gül için şu bülbül bana benziyor. Vay benim garip gönlüm. Kapladı her yeri, keder sardı geceleri. Esmerim vay vay. Gece kapladı her yeri, ecel sardı dereleri. Esmerim vay vay. Düşman değil sevda açtı sinemdeki yareleri. Vay benim garip gönlüm. Düşman değil sevda açtı sinemdeki yareleri. Vay benim garip gönlüm. Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Zannediyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz, değil mi Ahmet? Bayağı oldu saat, 9:15 geçiyor. Nasıl, nedir durum? Hocam, ortalama süremize ulaştık aslında ama bilemiyorum. Muammer hocamıza aktarıyorum sözü. Tamam. Yani şöyle biraz daha sürdürebiliriz ama tabii yani biz tabii çok mutluyuz. Bilmiyorum diye bütün dinleyenler herhalde. Ama yani böyle sürekli sesli performans da çok fazla uzatmamak lazım sanki. Son birkaç şarkıyla toparlayalım o zaman. Evet, bir iki şarkıyla toparlayalım. Tamam. O zaman siz seçin. Hicaz mı olsun yoksa Muayyer Kürdi mi olsun? Hicaz hiç çalmadık aslında.
Hicaz ya da Muhayyer Kürdi olabilir. Hicaz yapalım Hicaz hocam biraz. Tamam, Hicaz. Hicaz duygusunda da yine makamlar ve duygulardan bahsetmiştik. Nasıl hissettiriyor yani makamlar, o aralıklar insanı nasıl bir duyguya taşıyor? Hicaz makamı bende her zaman biraz hüzün çağrıştırmıştır. Ve de sakinlik. Ki bence sakinlik çok ezelden bilinen bir özelliği olmalı ki ninnilerin çoğu Hicaz makamındadır. Çoğumuzun çocuklarını büyüttüğümüz o ezgi, bilindik ezgi yani şu. Hicaz makamındadır. Dolayısıyla bence sakinlik de veriyor. Ama biraz da sanki makam ağlıyor gibi. Bana öyle hissettiriyor. Ben size yine Kürdülü Hicazkar olsun efendim. Kürdücü asker. Kürdülü Hicazkar. tamam. Hicaz makamından sonra da o zaman bir Kürdülü Hicazkar örnek vereyim. Hicaz makamındaki eserimiz Kaptanizade Ali Rıza Bey'in bestesini yaptığı, yine Ömer Bedrettin Uşaklı'nın sözlerini yazdığı Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına Hicaz makamındaki şarkıyı sizlere söylemek istiyorum. Akşamlarına.
Teşekkür ederim. Teşekkür son ederim. Olarak, son olarak Kürcü Asker makamı bende. Kürcü Asker makamında bir eserle bugünlük bu kadar diyelim. Peki Kürdilce Asker makamını hissettiriyor size derseniz, bu makamdan da daha önce bir şey çalmadım. Bu programda çalmadım yani. Bu makam aslında çok genişlik, yani sanki böyle derin bir boşluk, ama o boşluğu neyle doldurursanız acıyla da doldurabilirsiniz. Tevazuyla da doldurabilirsiniz. Burada çok geniş bir duygu hissediyorum ben aslında. Yani içini sanki kendinizin dolduracağı bazı duygular. Çok tizlerde seyreden bir makam olduğu için de bu genişlik duygusu bana yansıyor olabilir. Bakalım sizler ne hissedeceksiniz? Ben bu arada şarkı düşüneyim taksim yaparken bir yandan. Aklıma şarkı gelmedi. Benim güzel Manolya.
Evet hocam. Tebrik ederiz. Çok teşekkür, büyük bir konser. Ben son döneme yetiştim. Kıymetli Demet Hanım, bir buket, bir demet çiçek borcumuz var. Onu size takdim edeceğiz ileride. Nereye? Lütfen adresi Muammer Hocam'a bildirin. Size bu gecenin anısına çiçeğimizi lütfen kabul buyurun. Çok teşekkür ederim. Demet çok Hocam, bu arada isminizin ilk kelimesi muattar, hoş kokulu demekmiş. Eşim az önce baktı, öğrendik. Size de evet. Bir sürpriz var. Bu hoş kokunuz Urla Barbaros Köyü'ne ulaştı. Orada dostum, ressam Udi Batuhan Bozkurt var. O da canlı olarak sizi izledi. Selam ve sevgilerini iletiyor. Çok selamlar, sevgiler Urla'ya. Ne kadar güzel. Batuhan Bey ile ilgili kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Eski cezaevinde, müzenin olduğu yerde Trolyan Park bölümü var. Orada duvarda kocaman bir taş resim var. O taş resmin ressamıdır Batuhan Bey. Güzel Sanatlar Galeri Müdürümüzdü Muğla'da. Harika, çok memnun oldum tanıştığıma. Muğla'ya da bekleriz inşallah pandemi dönemi sonrasında. Belki hep birlikte canlı canlı siz de udunuzla gelirsiniz. İnşallah, inşallah muhteşem olur. Olmazsa biz Urla'ya gideriz. Çünkü Batuhan Bey Parkinson rahatsızlığı var. Tek yerinden oynamıyor. Ama muhteşem resimler ve udu hala konuşuyor. Harika, harika. Demet Hocam, Demet Hocam. Buyurun. Annemle oturuyoruz 93 yaşında. Biz bir şarkı arıyoruz. Daha doğrusu ben arıyorum. Bir söyler misiniz? Hocam geldi Bursa. İçimizde hayali saklı, Bursa pembe beyaz duvarlı, şevlemli şarkıların içinde. Aşk bir damla yaştı, gözlerde incileni, acıları hep kalpte dinleni. O güzel sabahlarda sezilen nameler, güzel yeşil Bursa'ya veda eder. Nefis, nefis hocam, harika. Bu şarkıyı bulamıyoruz. Bilmiyorum başı sonu. Sizin belki, annem bunu çok söylüyor. Çok eski tabii. Benim size sözüm olsun. Ben tüm gücümle bu şarkıyı araştıracağım, öğreneceğim. İnşallah bulabilirsem bir dahaki görüşmemizde size armağan edeceğim. Yavrum, Allah'ın birliğine emanet ol. Çok güzelsin. Her bakımdan içindeki sanat yüzüne vurmuş. Allah'a emanet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Evet, Demet Hanım, hakikaten çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi nasıl duygular taşıdık, değil mi? Taşıdınız ve bizim işte en yaşlı öğrencilerimiz, en genç öğrencilerimizden diyelim, Zeynep Hanım'ın annesi takip ediyor dersleri, biliyorum. Erken doğanlardan hocam. En evet, erken, erken doğanlardan. Ne güzel, ne güzel. Yani bir solist daha kazandık Demet Hanım bugün sizin sayenizde. Gördüm. Evet, evet. Ne mutlu böyle kıymetli hocalar. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Siz de harikasınız. İnşallah sayenizde ben de bir şarkı öğrenmiş olacağım. Bulabilirsiniz bir şarkı. Ama bulacağıma inanıyorum. çünkü Bursa geçiyor içerisinde. Evet. Bursalı bir arkadaşım var. Ondan mutlaka bilgi edineceğim. Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bir yılbaşı, aslında yılbaşı programı da düşünüyoruz, planlıyoruz. Yılbaşı akşamı. O gün de belki katılıp bir iki şarkıyla şey yaparsınız, eşlik edersiniz. Neden olmasın? Olur hocam, tabii ki. Çünkü malum yılbaşında artık hem sokağa çıkma yasağı var.
Hem bütün şeyler falan da yasaklandı biliyorsunuz. Artık otel, restoran vesaire. Hı. O zaman biz de ne yapalım? Biz de kendi restoranımızı kendimiz kuralım. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Ben de bu akşam gerçekten de konuşmamın başında da belirttiğim gibi yaş konusu açılmışken hem onunla da birleştireyim bunu. Bence öğrenmeye devam eden insanların yaşı yoktur. O sonsuzluğa açılan bir kapıdır. Dolayısıyla öğrenmeyi 20 yaşında bırakırsanız 20 yaşında bana göre ölü bir varlık olursunuz. Dolayısıyla hala yaşayan capcanlı, öğrenmeye açık, harika ruhlar görüyorum karşımda ben. Yaşlar zaten gelip geçici biliyorsunuz. Yaşın hiçbir önemi yok. O yüzden de bu topluluğun karşısında bu şekilde birlikte olduğum için sizlerle ben de çok mutlu oldum. Dediğim gibi bu duyguları nasıl yaşayacağımı bilmiyordum, tahmin edemedim. O yüzden duygular üzerinden, makamlar ve duygular üzerinden bir böyle akış belirledim. Kendimce bir şey yaratacağımı düşündüm ama hiç buna gerek kalmadı. Gerçekten de tüm yüreğimle hissettim. Eşliklerinizi duydum. İçten duydum yani onları sizlerle. Dolayısıyla beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir gece yaşadım sayenizde. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz tekrar. Teşekkür ederiz hocam. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Herkese tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Sesiniz de harika, siz de harikasınız. İyi geceler. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Yayını bugün YouTube'da. Çok teşekkürler Demet hocam. Demet hocam ben de bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Lütfen. Asuda hocamız benim çok değer verdiğim, çok gönülden sevdiğim, onu gördüğümde yüreğimde hakikaten rahat, güzel, çok güzel duygular hissettiğim bir insandır anneniz. Ve deminden beri şunu düşünüyorum, hani duygular duygular diyorsunuz ya başlangıçtan beri. Bana şu duyguyu yaşattınız. Asuda Hanım bence çok güzel bir insan. Ruhu ile, görüntüsüyle, her şeyiyle çok güzel gelen bir insandı bana yıllardır. Ve şunu düşündüm deminden beri. Asuda Hanım gibi güzel bir insan ancak böyle Demet gibi birini doğurabilir diye düşündüm. Ya da şunu düşündüm tersinden baktığımızda. Demet Hanım yani siz de böyle ipek gibisiniz. Duygularınızla, zarifliğinizle, işte sesinizle, kanununuzla. Demet Hanım'a da anca böyle bir anne yakışır ya da bu anneye anca böyle bir kız yakışır diye düşündüm çift taraflı baktığımda. Vallahi Asuda Hanım'ı biraz da kıskandım da bu akşam. Bu akşam bence başını yastığa koyup çok güzel bir uyku çekebilir. Çok mutlu, güzel bir gece geçirsin inşallah. Siz de birbirinizle, tabii ki evleriniz ayrı biliyorum şu anda ama karşılıklı olarak anne kız olarak gönülden gönüle bir bağ kurun şu anda ve birbirinize sarılın öpün. Birbirinizin annesi ve kızı olduğunuz için. Çok ben çok böyle güzel yapmak isterim sizlere. İyi akşamlar, çok teşekkürler. Çok güzel baktınız, çok güzel yorumladınız. Gözlerim doldu şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Yayını bugün YouTube kanalına yüklemeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Ahmet. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.